Merhaba arkadaşlar. 5. sınıf sosyal bilgiler etkin vatandaşlık ünitesinin yaşadığım yerin yönetimi konusuyla karşınızdayım. Ben İbrahim Hoca. Evet arkadaşlar, toprak bütünlüğüne bağlı olarak siyasal bakımdan örgütlenmiş millet veya milletler toplumunu oluşturduğu varlığa devlet denir. Devletimiz, Türkiye Cumhuriyeti'nin görevleri anayasanın 5. maddesinde şu şekilde tanımlanmakta. Madde 5. Devletin temel amaç ve görevleri, Türk milletinin bağımsızlığını ve bütünlüğünü, ülkenin bölünmezliğini, cumhuriyeti ve demokrasiyi korumak, kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak, kişinin temel hak ve hürriyetini, sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmaya, insanın maddi ve manevi varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya çalışmaktır. Devletin sunduğu hizmetlerden vatandaşların daha etkin olarak yararlanabilmesi amacıyla devlet tarafından çeşitli yönetim birimleri oluşturulmuştur. Ülkemizin yönetimi, merkezi yönetim, merkeze bağlı yönetim ve yerel yönetimler olmak üzere 3'e ayrılmaktadır. Şimdi arkadaşlar, ülkemizin merkezi yani başkenti Ankara'dır. Cumhuriyet ilk kurulduğundan beri başkentimiz Ankara arkadaşlar. Burada yer alan Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Bakanlar ülke yönetimini bu merkezden gerçekleştirir. Arkadaşlar, 2017 yılında gerçekleşen anayasa değişikliğiyle artık Başbakanlık kurumu ortadan kalkmıştır. Şu anda Cumhurbaşkanı ve bakanlar vardır. Çünkü biz Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçtik. Ülkenin yönetimini Cumhurbaşkanı ve bakanlar gerçekleştirmektedir. Ülkenin bir merkezden yönetilmesine merkezi yönetim ismini verir. Ancak ülkemizin çok geniş bir coğrafyaya yayılmış olması bu kurumların çalışmalarına engel olur. Bu nedenle merkeze bağlı yönetim birimleri oluşturulmuştur. Merkezi yönetim birimlerinin ildeki temsilcisi valim, ilçedeki temsilcisi ise kaymakamdır. Bunların merkezde bulunan İçişleri Bakanlığı tarafından atanarak bu yerlerin yönetimini gerçekleştirirler. Arkadaşlar, ülkemizde biliyorsunuz 81 tane ilimiz var. Her bir ilinde bir valisi olduğuna göre 81 tane bizim valimiz var. Yani bizim merkezin temsilcisi, merkeze bağlı, merkezi yönetime bağlı yönetim birimi illerdeki valimizdir. Ve arkadaşlar, Türkiye Cumhuriyeti'nde 81 ile bağlı olan ilçelerin hepsinde de kaymakam görev yapmaktadır. Kaymakam da ilçede valinin yardımcısı olarak tanımlanabilir. Bunların hepsini İçişleri Bakanlığı tarafından atanması yapılır. Yine İçişleri Bakanlığı tarafından görev yerleri değiştirilebilir. Merkezi yönetimin aldığı kararlar doğrultusunda görev yapan vali ve kaymakamların yanında yapılan seçimler sonucunda halkın belirlediği belediye başkanı, muhtar gibi görevliler de yaşadığın yerin yönetiminde etkin rol oynarlar. İşte halkın seçimiyle oluşturulan belediye başkanı ve muhtarların oluşturduğu yönetim birimine ise yerel yönetim ismi verilmektedir. Arkadaşlar, yerel yönetimi ayıran bir şey vardır. Yerel yönetim, merkezi yönetime bağlı çalışan yönetimle arasındaki fark seçimle iş başına gelmesidir. Şimdi bunları birazdan ele alacağız beraber. Arkadaşlar, merkezi yönetim, ülkemizin yönetiminde etkin olan kurumlar Cumhurbaşkanlığı ve Bakanlar Kurulu'dur. Yaşadığımız yerleşim birimlerinde yetkililer merkezi yönetime karşı sorumludur. Bu kurumların başında bulunan Cumhurbaşkanı ve Bakanlar ülke yönetimiyle ilgili çeşitli kararlar alabilirler. Kararlar alma sürecinde çeşitli kurullar kendilerine yardımcı olmaktadır. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği, Devlet Denetleme Kurulu, Cumhurbaşkanı'na karar alma sürecinde yardımcı olmaktadır. Ayrıca arkadaşlar, her bakanlığın bir temsilcisi de Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi'nde bulunmakta. Yine Cumhurbaşkanı'nın alacağı kararlar konusunda Cumhurbaşkanı'na yardımcı olmaktadır. Ülkemizde şu anda Cumhurbaşkanı arkadaşlar yönetimdeki tek yetkilidir. Ama Cumhurbaşkanı'nın yanına Cumhurbaşkanı Yardımcısı da bulunmaktadır. Cumhurbaşkanı Yardımcısı şu an ülkedeki en yüksek mertebedeki devlet memuru konumundadır. Cumhurbaşkanı Yardımcısı da yine Cumhurbaşkanı'nın alacağı kararlarda etkin rol oynamakta, ona yardım etmektedir. Devam ediyorum arkadaşlar. Bakanlar Kurulu Cumhurbaşkanı ve bakanlardan oluşur. Cumhurbaşkanı, bakanlıklar arasında işbirliği yapılmasında ve hükümetin genel siyasetinin belirlenmesinde etkilidir. Bakanlar görevlerini yerine getirirken bireysel olarak sorumluluk alanları ile ilgili karar alabildikleri gibi bir araya gelip Bakanlar Kurulu olarak da ülke yönetimiyle ilgili kararlar alabilmektedir.
Ülkemizde merkezi yönetime ve bakanlara yardımcı olmak, belirli konularda görüş bildirmek ve denetim yapmak gibi amaçlarla oluşturulmuş çeşitli kurullar vardır. Aşağıda bu kurullara örnekler verilmiştir. Milli Güvenlik Kurulu, milli güvenlik ile ilgili konularda tavsiye niteliğinde kararlar alır ve bu kararları Bakanlar Kurulu'na bildirir. Arkadaşlar, Milli Güvenlik Kurulu ülkemizin içinde ve dışında yaşanılan herhangi bir tehlikeye karşı önceden önlem alarak Bakanlar Kurulu'na tavsiye niteliğinde kararlar verir. Bu da Bakanlar Kurulu'nun değerlendirdiği önemli bir arkadaşlar tavsiyedir. Danıştay, idari mahkemelerce verilen kararların ve hükümlerin son inceleme kuruludur. Arkadaşlar, diyelim ki siz bir olay yaşadınız, bir mahkemeye gittiniz, mahkeme sonuçlandı. Mahkeme sonuçlandıktan sonra, bu arada idari mahkemeler, sonuçlandıktan sonra Danıştay'a başvurabiliriz. Son inceleme kurulu olarak da Danıştay bu konu hakkında tekrar bir karar verebilir. Hükmü onaylayabilir, hükmü bozulabilir. Sayıştay, merkezi yönetim bütçesinin kapsamındaki kamu geliri ve giderlerini denetler, genel bütçe ile ilgili son karar verir. Arkadaşlar, şöyle, Sayıştay'ın şöyle bir yetkisi vardır. Sayıştay, bakanlıklara verilen bütçeleri denetler, tek tek kurum kurum bunların neler harcandığını, nerelere gittiğini, nerelere yatırım yaptığını, bu yatırımın doğru mu, verimli mi olduğunu hepsini tek tek inceler. Bununla ilgili raporlarını sunar, olumlu ve olumsuz görüşlerinin hepsini bu raporda belirtir. Devam ediyorum arkadaşlar. Merkezi yönetim, kamu hizmetçilerinin vatandaşlara daha rahat ulaşması ve toplumun ihtiyaçlarının daha kolay karşılanması amacıyla il ve ilçedeki gibi yönetim birimleri oluşturmuştur. İl yönetimi, merkeze bağlı en büyük yönetim birimine il denir. İller, valiler tarafından yönetilir. Vali, merkezi yönetimin ildeki temsilcisidir. Valiler atama yoluyla iş peşine gelir. Valiler, İçişleri Bakanlığı'na bağlı olarak çalışsa da tüm bakanlıklara karşı sorumludur. Valilerin temel görevleri şunlardır. Arkadaşlar, valiliğe bağlı memurları denetlemek, ildeki güvenliği sağlamak, bunun için gerekli önlemleri almak, il sınırları içerisinde kanunları ve bakanlıklardan gelen emirleri uygulamak, ilin eğitim, kültür, ulaşım, sanayi gibi alanlarda gelişip kalkınmasını sağlamak, ilde bulunan vatandaşların yönetimle ilgili istek ve şikayetlerini dinlemek, milli bayramlara merkezi yönetimi temsilen katılmak, halkın bayramını kutlamak, kendisine bağlı kurum ve kuruluşlar arasında işbirliğini sağlamak. İlçe yönetimi. İlçeler, il yönetimine bağlı olarak çalışan birimlerdir. Kaymakam tarafından yönetilir. Kaymakam, merkezi yönetimin ilçedeki temsilcisidir. Kaymakamlar, valiye bağlı olarak görev yaparlar. Kaymakamlar da valiler gibi atama yoluyla iş başına gelirler. Kaymakamların temel görevleri şunlardır. İlçe sınırları içerisinde kanunları ve Bakanlar Kurulu'nun kararlarını uygulamak, ilçedeki resmi kurum ve kuruluşların çalışmalarını takip etmek, ilçedeki vatandaşların istek ve şikayetlerini dinlemek, ilçedeki vatandaşların ihtiyaçlarını tespit ederek eksikliklerin giderilmesi için gerekli çalışmaları yapmak, ilçenin eğitim, kültür, ulaşım, sanayi gibi alanlarda gelişip kalkınmasını sağlamak. Vali ve kaymakamlar gerekli durumlarda kanunun kendine verdiği yetkileri kullanarak tek başlarına da karar alabilirler. Örneğin, hava koşullarının insanların yaşamını olumsuz etkilemesi durumunda öğrencilerin mağdur olmaması için kaymakamlar, ilçe, valiler ise il genelinde okulları bir süre tatil edebilirler. Arkadaşlar, bu yıl Adana'da biliyorsunuz çok yoğun miktarda yağmur yağışları meydana geldi. Hatta öyle durumlara çıktı ki arkadaşlar, kilometre kareye 250 kilogramın üzerinde yağmurlar yağdı oldu. İşte bu durumda sel felaketini önleyebilmek, insanların can kaybını önleyebilmek için vali bu yıl Adana'da 2 gün okulları tatil etmişti. İl ve ilçe yönetim müdürlükleri. Ülkemizdeki il ve ilçelerde bakanlıklara bağlı olarak ihtiyaca göre il ve ilçe birimleri kurulur. Bu kurumlar il ve ilçe müdürlükleri olarak bilinir. İl müdürlükleri valiye, ilçe müdürlükleri ise vali ve kaymakama karşı sorumludur. Valiler illerdeki bulunan valilik, kaymakamlar ise ilçelerde bulunan kaymakamlık binasında görev yaparlar. Valiler genellikle arkadaşlar hükümet konağı da adlandırılabilir valinin bulunduğu yere. Genellikle şehrin merkezinde, merkezde yer alan binalarında görev yapmaktadır. Şimdi valiye bağlı bulunan il müdürlükleri, kaymakama bağlı bulunan ilçe müdürlüklerine bakalım. İl Milli Eğitim Müdürlüğü,
Yine aynı şekilde ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü, il Sağlık Müdürlüğü, ilçe Sağlık Müdürlüğü, il Emniyet Müdürlüğü, ilçe Emniyet Müdürlüğü, il Tarım Müdürlüğü, ilçe Tarım Müdürlüğü, il Kültür ve Turizm Müdürlüğü, ilçe Kültür ve Turizm Müdürlüğü, il Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü, ilçe Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü olarak ayrılabilir. Arkadaşlar bunlar ildeki ilgili konularda kendilerine üzerine düşen görevleri yerine getirmekle yükümlülerdir. O yüzden bu arada her ilçede bunlar bulunmak zorunda değil. Ama arkadaşlar her ilde il Milli Eğitim Müdürlüğü, Sağlık Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Tarım Müdürlüğü, Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü bulunmak zorundadır. Bu da bilgiler arasında yer alır. Arkadaşlar yerel yönetimlere değinelim. İl ve ilçe ve köylerde çöplerin toplanması, sokakların temizlenmesi, yol bakım ve onarım çalışmalarının yapılması, su ihtiyacının giderilmesi gibi hizmetleri sunmak amacıyla kurulmuş yönetim birimlerine yeni yerel yönetim adı verilir. Belediyeler ve muhtarlıklar yerel yönetimleri oluşturmaktadır. Belediyeler, yaşadığımız yerleşim birimindeki sokakların bakımı, temizliği, aydınlatılması, suyu, esnafın yönetimi gibi kamu hizmetlerini karşılamak amacıyla kurulan yerel yönetim birimlerine belediye denir. Belediye yönetimin başındaki kişi belediye başkanı adı verilir. Belediye başkanları il, ilçe veya belde belediye başkanları olarak görev yapar. Belediye başkanı seçimle iş başına gelir. Belediyelerin temel görevlerini saymadan önce arkadaşlar mesela biz Adana'da yaşıyoruz. Adana'da Adana nüfusu 2 milyon üzerinde olan bir büyük şehir. O yüzden belediyeliklerde de büyükşehir belediyesi sıfatı vardır. Seçimlerde biz arkadaşlar öncelikle ilimizin temsilcisi olan Büyükşehir Belediyesi'ne oy veririz. Sonra yaşadığımız ilçe hangisi ise o ilçedeki belediye başkan adaylarından birine oy veririz. Yine aynı şekilde hangi mahallede yaşıyorsak o mahallede aday olan muhtarlardan birine oy vererek seçimle iş başına getirmiş oluruz. Arkadaşlar vatandaşların nikah ve cenaze işlerini yerine getirmek, evsel atık toplamak, cadde ve sokakların temizliğini yapmak, İtfaiye ve zabıta hizmetlerini sunmak, pazar yerlerini açmak, su dağıtımı, kanalizasyon, yolların bakım ve onarımı, doğalgaz dağıtımı gibi altyapı hizmetlerini sağlamak, il ve ilçe merkezlerinde ulaşım hizmetleri sağlamak, kültür, spor ve tiyatro gibi alanlarda vatandaşlara hizmet sunmak belediyelerin görevleri arasındadır. Belediyelerin karar organları belediye meclisi ve belediye encümenleridir. Belediye bütçesinin oluşturulması, vergi ve harç miktarlarının belirlenmesi belediye meclisinde karara bağlanır. Belediye encümeni ise bütçe ve hesapları inceler, kim mal ve hizmetlerin fiyatlarını saptar. Örneğin belediye otobüslerinin ücretinin ne kadar olacağı bu kurulun alacağı kararlar sonucunda belirlenebilir. Yine aynı şekilde kullandığımız suyun metreküp fiyatının belirlenmesi, bu sudan alınacak vergilerin oranları yine belediye meclisi tarafından alınan kararlarla belirtilir. Köy ve mahalle yönetimi. Nüfusu 2000'den az olan yerleşim yerlerine köy denir. Ülkemizde bulunan en küçük yönetim birimi köydür. Köy yönetiminin başında muhtar bulunur. Muhtarlar seçimle iş başına gelir. Köy muhtarlığı seçimlerinde köyde yaşayan vatandaşlar oy kullanılır. Köy muhtarlarının görevlerinden bazıları şunlardır. Arkadaşlar bu arada muhtarlar sadece köylerde görev yapmaz. Bizim yaşadığımız her mahallede bir muhtar vardır. Mahalle muhtarları ve köy muhtarları olarak adlandırılırlar. Evet arkadaşlar köy muhtarlarının görevlerine bakalım. Köy muhtarlarının görevleri diğer mahalle muhtarlarından biraz daha fazladır. Çünkü orada arkadaşlar en yüksek yönetim temsilcisi muhtar olduğu için yani yönetimle arasındaki halkın iletişimini kuran muhtar olduğu için onun görevleri biraz daha fazladır. Salgın ve bulaşıcı hastalık durumunda yetkililere haber vermek. Köye gelenlerin neden geldiklerini anlamak, aralarında şüpheli olanlar varsa en yakın güvenlik birimine haber vermek. Sağlık, eğitim, ulaşım ihtiyaçlarında merkeze bağlı yönetim ile halk arasında bağ kurmak. Halk ile merkeze bağlı yönetim arasındaki evrak işlerini düzenlemek. İhtiyar meclisi, muhtarın başkanlığında kararlar alan ve köyle ilgili işlerin yürütülmesini denetleyen kurumdur. Haftada en az bir kere toplanan ihtiyar meclisi, köydeki işlerin önceliğini saptar, ortak işleri düzenler ve aylık köy harcamalarını inceler arkadaşlar. Muhtarlık bulunan bir başka yerleşim birimi de mahalledir. Her mahallenin bir muhtarı vardır. Mahalle muhtarlarının görevlerinden bazıları şunlardır. Seçmen kağıtlarının dağıtılmasını sağlamak. Biliyorsunuz arkadaşlar biz seçimlere gidiyoruz. Bu seçime giderken nerede, nasıl oy kullanacağımızla ilgili bize bir kağıt geliyor.
Bu kağıdı işte arkadaşlar doğru bir şekilde adres sahiplerine ulaştırabilmek muhtarın görevidir. Askerlikle ilgili tebligatların yapılmasını sağlamak. Mahallede yapılacak hizmetlerle ilgili yetkililerle bilgi alışverişinde bulunmak. Örneğin mahallemizde arkadaşlar büyük bir çöp sorunu var. Çöpler günlük olarak alınmıyor veya çöp kutuları yetersiz kalıyor. Bununla ilgili direktmen belediyeye gidersek belediyelerin bunları saptayabilmesi ve bunları değerlendirebilmesi daha uzun süre alır. Ama bunu bizim adımıza, bütün mahalle adına bir muhtar yürütürse bu işler daha hızlı ve daha pratik bir şekilde halledilebilir. Yaşadığımız yerin yönetiminden sorumlu bireyler ve kurullar görevlerini yaparken kanunlara uygun davranarak kararlar alırlar. Bir karar verirken olumlu ve olumsuz sonuçları öngörmeye çalışırlar. Verdikleri kararların toplumun menfaatine uygun olmasına özen gösterirler. Evet arkadaşlar, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize iyi çalışmalar dilerim.